İyi günler sayın seyircilerimiz. Güne damgasını vuran gelişmeleri aktardığımız RTK Haber'e hoş geldiniz. Meclis Başkanlık Kurulu toplantısından beklenen karar çıktı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada 8. yasama dönemi için Meclis Genel Kurulu'nun 22 Mart'ta yapılacağı belirtildi. Merkez Seçim Komisyonu'nun 14 Şubat seçimin kesin sonuçlarını 13 Mart'ta onaylaması ardından meclis gelecek hafta açılacak ve yeni yasama dönemine başlayacak. Meclis Başkanlık Kurulu toplantısında 22 Mart Pazartesi günü 8. yasama dönemi için Meclis Genel Kurulu 22 Mart Pazartesi günü saat 10'da toplanması kararı alındı. Toplantıdan sonra basına açıklama yapan Meclis Eski Başkan Yardımcısı Arbariyana Gazi, toplantıya meclisin bir önceki yasama döneminde grev yapan Başkanlık Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Meclis Genel Kurulu'nun 22 Mart Pazartesi günü saat 10'da yapılmasına karar verildi şeklinde konuştu. Bu oturumda en yaşlı milletvekili geçici başkanlık görevini üstlenecek. Milletvekili seçilen 120 isim toplantıda yemin ederek göreve başlayacak. 14 Şubat seçiminin galibi Vedven Dosya lideri Albin Kurti ve Cumhurbaşkanı adayı Viyosa Osmani, devlet kurumlarının kurulmasına yönelik bugün topluluk partilerinin temsilcileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeler kapsamında KDTP milletvekilleriyle de bir araya geldiler. Albin Kurti ve Viyosa Osmani ile bir araya gelen Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fikrim Damka ile Fidan Birinaj Yılda yaklaşık bir saat süren görüşme ardından basına açıklamada bulundu. Damka, Kurti ile gerçekleşen görüşmeler hakkında şunları söyledi. Güzel bir hava içerisinde gerçekleşen bir görüşmeydi. Seçimlerden çıkan galip Albin Kurti ve Viyosa Osmani bir kez daha tebrik ettik. Tabii bu süreçte önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan ilk meclis oturumu, meclis başkanı, başkan yardımcılığının seçimi, cumhurbaşkanlığının seçimi ve hükümetin seçimiyle ilgili bazı fikir alışverişinde bulunduk. Hiçbir şekliyle Kosova Türk Partisi kurumların ve çalışmanın engellemesi konusunda adımlar atmayacağını, kurumlarda yapıcı rolü üstleneceğini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğimizi kendilerine bildirdik. Hükümet konusunda yine bakanlık konusunu yeniledik. Bakanlığın temsiliyeti açısından, Türk toplumu açısından olması gerektiğini, en fazla oy almış olan bir topluluk partisi olarak bir Arnavutlardan ve Sırp topluluğundan sonra iki vekille temsil eden tek Türk partisiyiz. Dolayısıyla anayasal olarak da, yasal olarak da vereceğimiz desteğin karşılığında da bakanlığın bizde olması gerektiğini kendilerine dile getirdik. Tabii ki diğer taleplerimizi de kendilerine ilettik ama detaylı bir şekilde hükümette yer aldığımız takdirde toplumumuzun kazancı neler olacak konusunda kendileriyle Cuma gününe kadar ikili görüşmeleri devam ettireceğiz. Bu sadece bir başlangıç idi. Cuma gününe kadar bütün bu görüşmeleri gerçekleştirip pazartesi günü sabah meclisi kurduktan sonra, ilk oturumunu yaptıktan sonra öğleden sonra da büyük ihtimalle hükümetin seçimi yapılacaktır. Önümüzdeki haftada Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşecektir. Atılacak adımlar bunlar olacaktır. Bizler yapıcı rolümüzü devam ettirmeye çalışacağız. Damka ayrıca bakanlığın verilip verilmeyeceği ile ilgili de şunları söyledi. Bunu kendilerine ilettik. Bu bizim resmi talebimiz idi. Partimizin almış olduğu karar doğrultusunda resmi talebimiz idi. Bu konuyu yine Cuma gününe kadar Albin Kurti ile heyetler arası yapacağımız görüşmelerde netleştireceğiz. Damka bir bakanlık konusunda beklentileri olduğunu söyledi. Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Vekili Viyosa Osmani'nin basın danışmanı Bekim Kupina, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda büyükelçilik Kudüs'te Cumhurbaşkanı Vekili Viyosa Osmani'nin değil, eski Cumhurbaşkanı Haşim Saçi'nin kararnamesiyle açıldı dedi. Viyosa Osmani'nin basın danışmanı Bekim Kupina paylaşımında Kosova'nın İsrail Büyükelçiliği'nin açılışı Cumhurbaşkanı Vekili Viyosa Osmani'nin değil eski Cumhurbaşkanı Thaçi'nin kararnamesiyle yapıldı.
Bu Kudüs merkezli büyükelçiliğin açılmasına ilişkin 27 Ekim 2020 tarihli ve 155/2020 sayılı kararname Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine eski Cumhurbaşkanı Haşim Saçi tarafından imzalandı ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği de Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına tepki gösterdi. Avrupa Birliği sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tutumu herkes tarafından çok iyi biliniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeleri diplomatik misyonlarını Kudüs'ten Tel Aviv'e geri çekmeye davet etti. Avrupa Birliği'nin tutumu halen değişmedi. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin ortak konumunu sorgulayan herhangi bir diplomatik adım ciddi bir endişe ve üzüntü meselesidir. Bu arada Kosova'nın eski Ankara Büyükelçisi Avnis Pahiu da Kudüs'te büyükelçilik açılmasının Türkiye ile ilişkileri bozmayacağını belirterek Türkiye ile ilişkilerde bir tür soğuma olacak. Diplomasi bu gelişmeyi açıklamaya çalışmakla görevlidir dedi. Kosova'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. 553 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Diğer taraftan 534 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 3649 test sonucunda 553 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 78.380'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1723'e yükseldi. Ülke genelinde 11.063 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 273 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı. Mevcut Başbakan Abdullah Öcalan, sağlık kurumlarının yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ülkedeki epidemiolojik durum vardı. Mevcut Başbakan Abdullah Öcalan, Sağlık Bakanı Armen Zemay, Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani ve Priştine Devlet Hastanesi Müdürü Valbon Krasniçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kosova'daki epidemiolojik durum ele alınırken COVID-19 salgınının kontrol altında olduğu konusunda fikir birliğine varılarak var olan önlemlerde değişiklik yapılmayacağı kaydedildi. Diğer taraftan Hoti, eğitimde tüm düzeylerde 22 Mart 2021 tarihinden başlayarak 2 hafta boyunca uzaktan eğitime geçilmesi ihtimalinin olduğunu ifade etti. LDK Genel Başkanı Lumir Abdiciku, Cuma günü Vedve Dosya Başkanı Albin Kurti ve Cumhurbaşkanı Vekili Vyosa Osmani ile görüşeceğini bildirdi. Abdiciku bu açıklamayı Prekaz'da yaptı. Kosova Demokratik Birliği'nin yeni başkanı Abdiciku bugün Prekaz'daydı. Kahraman Adem Yaşari ve ailesinin mezarlarının başında saygı duruşunda bulunan yeni başkan, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Abdiciku, hafta içerisinde LDK'nın tüm organlarının kurulacağına inanıyoruz. Söyleyebileceğim tek şey, Kurti ve Osmani ile görüşmemiz Cuma saat 14.30 için teyit edilmiştir şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı seçiminden de konuşan Abdiciku, partisinin kurumların konsolidasyonundan yana olduğunu ve yapıcılık göstereceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Driton Gashi görevden alındı. Gashi, Cumhurbaşkanlığı kasasının izinsiz açılmasında kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Driton Gashi, bu kurumda kasanın açıldığına dair şüpheler üzerine görevden alındı. Haberi, Cumhurbaşkanı Vekili Vyosa Osmani'nin bürosunda medya danışmanı olan Bekim Kupina tarafından doğrulandı. Kupina, Başkan Vekili Vyosa Osmani'nin kararıyla üst düzey yönetim kademesi için kurulan komisyonun, konuyla ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar, oy birliğiyle Sekreter Driton Gashi'ye disiplin cezası uygulanmasına karar verildiğini ve devlet memurluğundan çıkarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Ülkemizde güneş yüzünü gösterse de genellikle parçalı bulutlu ve yer yer yağmur yağışlı hava hüküm sürüyor. Başkentte gün ortasında hava sıcaklığı 5 dereceydi. Yarın parçalı bulutlu ve yağmur yağışlı havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince günün en yüksek hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece arasında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz, RTK Haberi hava durumu ile noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.